Bence lezzetli anlardan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Bugün sizlere muhteşem bir poğaça hazırladım. Leopar desenli poğaçalarım var. Görüntüsünü evet görüyorsunuz, anlatmama gerek bile yok. Anlatırken bile o kadar heyecanlıyım ki görüntü muhteşem. Çok güzel görünüyorlar. Lezzeti harika. İçi peynirli. Dilerseniz kaşar peynir de kullanabilirsiniz. Ben beyaz peynir kullandım içerisinde. Sos tarifini mutlaka kaçırmayın. Tam ölçü, garanti bir tarif. Evet. Tarif aşamasına geçmeden önce sizlerden ricam, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Diğer pratik ve lezzetli tariflerim içinde yandaki zil butonuna tıklayınız lütfen. Yorum, görüş ve önerilerinizi her zaman olduğu için, her tarifimde olduğu gibi bu tarifim için de bekliyorum. Muhteşem görüntüye sahip leopar desenli poğaçalarımızın hadi hep beraber tarifine geçelim istiyorum. Ben çayları hazırladım. İftar sonrasında nefis bir keyif, harika bir keyif bizi bekliyor olacak. Bu keyfi sizlere de tavsiye ediyorum. Şimdi poğaçamızın malzemelerini hep birlikte işlemeye başlayalım istiyorum. Burada bir çay bardağı süt, bir çay bardağı suyum var. Bu ikisini ben birleştirerek ısıttım. Ilık konumda şu anda. Kabımızı alıyorum. İçerisine bir paket toz mayam var. Toz mayamı içerisine ilave ediyorum. Güzelce bir karıştıracağım. Aktifleşmesini istiyorum. İçerisine de şöyle gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı şeker ilave ettim. Şeker, süt ve maya. Mayamı eriteceğim. Bu şekilde toz maya ile yaptığınız işlemlerin yaş mayalı poğaçalar kadar yumuşak olmasını istiyorsanız ön mayalandırma aşamamız çok önemlidir. Bunu daha önceki başka bir tarifimde de sizinle paylaşmıştım. O yüzden şu anda 5 dakika bunun üzerini kapatarak ben mayamın aktifleşmesini bekleyeceğim. Göz göz olacak, üzeri kabaracak. Daha sonrasındaki aşamayı size göstermek istiyorum. Şimdi üzerini kapatıp 5 dakika, 10 dakika, en fazla 10 dakika dinlendireceğim mayamızı. Tekrar görüşmek üzere. Görüyorsunuz burada. 5 dakika mayalanan hamurumuzun üzeri köpük köpük oldu. Mayamız iyice aktifleşti. İçerisine sıvı yağ ilave edeceğim. Bir çay bardağı soya ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Unumu ilave edeceğim. Unumuzu mutlaka eleyerek ilave etmeyi unutmayınız. Aldığı kadar un. Yani aslında yoğurdukça unumu ilave edeceğim. Yumuşak güzel bir hamur olmasını istiyorum. Un ilave etmeye devam ediyorum. Öncelikle gördüğünüz gibi kaşığımla karıştırıyorum. Daha sonrasında yoğurma aşamasına geçeceğim. Yeterli kıvamı alınca. Şu anda eleyerek un ilave etmeye devam ediyorum. Biraz daha un ilave etmem gerekiyor. Dediğim gibi siz de aynı şekilde lütfen azar azar yoğurdukça, bu şekilde karıştırdıkça unuzu ilave etmeyi unutmayınız. Gördüğünüz gibi daha biraz daha una ihtiyacı var. Tamamen hani sert bir hamur olmayacak. Tamamen bu şekilde sıvı bir hamurda olmayacak. Hani cıvık diyelim. Bu şekilde bir hamurda olmayacak. Un ilave etmeye süzerek devam ediyorum. Hamurumuzu yoğurdum. Yeterli yumuşaklık bu olması gerekiyor. Bakın ön mayalandırma aşamasının işleminin burada ne kadar önemli olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü eğer ön mayalandırma işlemini yapmazsak, yani süt, su, şeker ve toz maya, bu işlemi 5-10 dakika arasında üzeri kapalı bir şekilde özellikle de karanlık bir ortamda yaparsanız çok daha etkili olacaktır. Üzeri köpük köpük olana kadar dinlendirirsek, yani dediğim gibi 5 maksimum 10 dakika arasında dinlendirdim. Cam kase her zaman tercih ederim. Mayalandırma işlemlerinde daha güzel, daha etkili sonuç almamızı sağlamaktadır. Bu da size küçük tüyolardan birisi olsun istiyorum bu poğaçalar için. Yumuşaklığını görüyorsunuz. Çok güzel yumuşacık bir hamur elde ettik.
Artı bir işlem daha aktarmak istiyorum. Şu anda bunun için hem size göstermek istediğim için de bu mayalandırma işlemini yapacağım. Şu an ikinci mayalandırma işlemimiz üzerine bir örtüyle kapatarak daha önce fırınımı yaklaşık bir 50 derece kadar, 50-60 derecede kadar ısıttım. Daha sonrasında kapattım. Şu an hafif ılık derecede. Üzerine ben bez ile kapatacağım. Örtüm ile kapatarak daha önce ısıttığım fırınıma göndereceğim. Daha güzel, daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır bu mayalandırma işlemi de. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şu anda fırında bir yarım saat, 35 dakika, hani 35 dakika civarında mayalandıktan sonra güzel kabarmış hamurumuzla leopar desenli poğaçalarımız için diğer aşamalarımıza geçeceğiz. Hamurumuz mayalandı. Açıyorum. Görüyorsunuz yumuşacık. Puf puf. Bu aşamada dilerseniz tezgahı alacağım. İsterseniz undan da yardım alabilirsiniz. Görüyorsunuz ele yapışmıyor ama yumuşaklığını görebiliyorsunuzdur mutlaka ki hamurumuzun. Tezgah alacağım hamurumu. Yanımda da biraz yoğuracağım. Yumuşaklığı gerçekten harika bir hamur oldu. Biraz büyük, ceviz kadar diyelim. Bezeleri ayıracağım. Beyaz peynir kullanacağım iç harcı için. Kabarma paylarını unutmayınız. Buna göre işlem yapmanızı tavsiye ediyorum size. Üzerine güzel bir sos hazırlayacağım. Sosumuz da mayalı olacak. Toz mayalı. Farklı bir sos. Görüntüsü gerçekten çok güzel oluyor. Sunumu şık ve son günlerde gerçekten çok fazla ilgi toplayan bir tarif. Leopar desenli poğaça. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Siz büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz tabii ki. Bezeleri ayırıyorum. Ben bezelerimi oluşturmaya devam edeceğim. Daha sonrasında içlerini de peynirle dolduracağız. Bu aşamaları da tabii ki hep birlikte görelim. Hamurlarımdan 16 adet beze oluşturdum. Dediğim gibi büyüklüğünü siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Beyaz peynir kullanacağımdan bahsetmiştim. Bunu da dediğim gibi peyniri de istediğiniz peynir, isterseniz kaşar peyniri tercih edebilirsiniz. Ama ben her zaman bahsettiğim gibi poğaçalarda beyaz peyniri daha çok seviyorum. Çünkü poğaça soğuduktan sonra, yani ertesi gün diyelim, ilk sıcak anında evet kaşar peynirini tavsiye ediyorum. Ama daha sonrasında ertesi güne kaldığında o kaşar peynirinin sertleşmiş tadına ben pek hoşlanmıyorum açıkçası. Ama herkesin tabii ki tercihidir. Siz buna göre seçiminizi yapabilirsiniz. Güzel bir yuvarlak oluşturalım. Bu tariften dediğim gibi 16 adet beze çıkmaktadır. Bu şekilde kapatıyoruz arkasını ve yuvarlıyoruz. Gördüğünüz gibi şekil vermek de gayet pratik ve basit. Aralıklarla fırın tepsimize diziyoruz. Son bir kere daha göstermek istiyorum sizlere. Daha sonrasında ben diğerlerini videomu durdurduktan sonra devam edeceğim.
Üzerine güzel bir sos hazırlayacağız. Bu sosu lütfen kaçırmayın derim. Düzelttikten sonra arka kısmımızda ters çevirdikten sonra ayarladım. Burada görüyorsanız eğer güzel pufidik pufidik poğaçalar yuvarlaklarımızı oluşturuyorum. Ben dediğim gibi videomu durdurup diğer işlemleri sizleri bekletmemek adına hızlı bir şekilde devam edeceğim. Puf puf poğaçaların içlerine peynirlerle doldurdum. Evet, biraz da bu aşamada mayalanmış oldular ben bunları hazırlanana kadar. Üzerlerine bu şekilde baskı uygulayabilirsiniz. Evet, piştikçe fırında daha çok mayalanacaklar. 200 derecede önceden ısıtılmış, 200 derecede pişireceğiz. Evet, size bir üzerine sos kullanacağımdan, uygulayacağımdan bahsetmiştim. Bu sosumuzun içerisinde 1 çay bardağı ılık suyum var. Suyunuz ılık olacak, bunu unutmayın lütfen. İçerisine burada 1 çay bardağı da şey kullanacağım, pirinç unu kullanacağım. Mayamız var. 1 paket maya. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şekerim var. Öncelikle mayamı ilave edeceğim. İyice erimesini istiyorum mayamın. Nişasta, pardon, pirinç unum vardı. 1 çay bardağı karıştırdıkça pirinç unumu ilave edeceğim. Çok akışkan bir şey olmayacak, harç olmayacak bu. Buna dikkat edin. Çay bardağı oranları farklı olabiliyor. Evet, kıvamı almaya başlıyor yavaş yavaş. Yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyeceğim daha sonrasında. Görüyorsunuz, tahin gibi bir kıvamı olacak. Şu an biraz kıvamı koyu olacak. Gördüğünüz gibi tahine benzedi. Şekerimi, tuzumu ilave ettim. Karıştırıyorum. Zeytinyağı mı ilave edeceğim? Ya da sıvı yağ, hiç fark etmez. 3 yemek kaşığı. Kıvamı gerçekten güzel. Sıvı yağımı ekleyerek tekrar karıştıracağım. 3 yemek kaşığı sıvı yağımı da ilave ettim. Şu an kıvamını görüyorsunuz. Dediğim gibi tahin kıvamında bir sos olacak. Üzerlerine bir miktar bu şekilde bırakacağım. Onlar yayılacak zaten. Evet, bu aşama önemli bir aşamadır. Görsel sunumu açısından önemli bir aşamadır. Eğer güzel bir görsel istiyorsak çok fazla sulu olmamasına lütfen dikkat edin. Burada kıvamını görüyorsunuz. Bazen videoları ya da tarifleri, yazılı tarifleri okurken hemen ilk malzeme aşamasını kısa bir okuyarak geçiyoruz ama lütfen sonuna kadar izleyin, sonuna kadar okuyun. Daha sonrasında neden bu tarifim tutmadı? Bir eksiklik var demektense, eğer güzel bir sonuca ulaşmak istiyorsak tamamını güzelce okumamız gerekiyor tariflerin.
Son 10'unda tamamlıyoruz. Biraz daha ek yapabilirim üzerlerine. Dediğim gibi son günlerde oldukça ilgi toplayan görsel sunumuyla da güzel bir poğaça ortaya çıkacak. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına üst rafa ben poğaçalarımı gönderiyorum. Çok fazla pişmeyecekler. Üzerleri kızarıp o leopar deseni ortaya çıkana kadar pişmeleri yeterli olacaktır. Fırından çıktıktan sonraki aşamada tekrar görüşmek üzere. İşte muhteşem an. Poğaçalarımız, leopar desenli poğaçalarımız fırından çıktı. Görüntüsünü anlatmaya gerek yok. Harika bir görüntüsü var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sevdiklerinize ikram etmenizi istiyorum. Videonun başında da bahsettiğim gibi görüntü özellikle muhteşem. İçi peynirli, harika, güzel lezzetler. Ben sunum tabağımı alacağım. Görüntüsüyle özellikle dediğim gibi lezzetiyle, görüntüsüyle herkesi etkileyecek bu leopar desenli güzel kurabiyeleri, çok özür diliyorum, poğaçaları sevdiklerinize ikram etmeyi mutlaka ihmal etmeyin. O kadar güzel ki inanın tarifi aktarmakta, anlatmakta bile güçlük çekiyorum şu anda. Evet, diğerlerini de alacağım. Daha sonrasında şu an için size sadece bunları göstermek istiyorum. Evet, poğaçalarımız son halini aldılar. Sunum için şu anda hazırlar. İçi beyaz peynirli. Üzerindeki sos harikalar yarattı. Gördüğünüz gibi. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. www.emercelezzetlianlar.com adresimden ve YouTube'daki yine aynı isimle diğer videolarımı da izlemeyi unutmayınız. Aboneliğinizi bekliyorum. Yandaki zil butonu bütün pratik güzel tariflerimle evlerinize, mutfaklarınıza konuk olmamı sağlayacaktır. Evet, dediğim gibi yorum, görüş ve önerileriniz her zaman için benim için çok önemli. Bırakmayı unutmayınız lütfen. Sevgi ve lezzet dolu günler diliyorum. İyi akşamlar. Çay yanına harika olacak.